araba. Gece biz aslında dedemlerdeydik, bir aile toplantısı vardı. O yüzden kimse telefonlarına bakmıyordu, televizyonlar kapalıydı. O yüzden biz bu hain girişimi biraz daha geç saatlerde öğrendik. Eve geldiğimiz zaman birden işte televizyonuna baktık ki Türkiye ayağa kalkmış. İşte telefonlarımızdan arkadaşlarımız mesajlar atmaya başladı. Biz de yani ne olup bittiğini aslında hiç anlam veremedik ve hemen dışarıya çıkmak istedik, sokağa çıkmak istedik. Ama annem bizi durdurdu. İşte yanlış bir şey yapmamamız için önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapmasını beklememiz gerektiğini söyledi. Ama biz o arada hazırlanmaya başlamıştık. Özellikle ablamla ben abdestlerimizi almıştık, üstümüzü başımızı giymiştik. En sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp da halkını meydanlara davet edince biz de birbirimize helalleştik ve ailecek annem, babam, ablam ve ben sokağa çıktık. Sokağa çıkarken nereye gideceğimizi, nereye gitmek istediğimizi çok fazla bilmiyorduk aslında ama o gece herkes bir şekilde nasibini alacağı yere yönlendiriliyordu. Milyonlarca insan tam olması gerektiği yerlerdeydi aslında. Biz de kendimizi Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bulduk, Saraçhane Parkı'nda. Burada o asker kılığına girmiş hainlerden 15-20 tanesi yola barikat kurmuşlardı. Ellerinde G3 tüfekleriyle insanların geçişine izin vermiyorlardı. Biz de sanırım 150-200 kadar insandık ve elimizde sadece bayraklarımız vardı. Hiç kimsenin elinde bir tane silah bile yoktu. Sadece tekbirler getiriyorduk ve asker kışlaya diye sloganlar atıyorduk. Onun dışında saldırganca yaptığımız hiçbir şey yoktu. Ama onlar insanlara ayaklarına vurmaya başlamışlardı. Sonra zaman geçtikçe bizim sayımız arttı. Onların birer birer vurdukları insanlarla, o gazilerle gözümüzün korkmadığını anladılar. Ve bu sefer bizi öldürmek niyetiyle tamamen taramaya başladılar. Tabiri caizse o mermiler yağmur gibi yağmaya başladı üstümüze. Tabii o sırada herkes hani soruyor, işte bir korku var mıydı, neden kaçmadınız, nasıl kaçmadınız gibi. Gerçekten gariptir insan, yani üstüne öyle mermiler gelirken bile nasıl korkmuyor, ben de hala anlam veremiyorum ama o gece eğer yolun başında bir tedirginlik, bir korku varsa bile buraya attığımız her adımda silah seslerini duymamıza rağmen, yanımızdan geçen o yaralılara, gazilere, şehitlere rağmen her adımla korkumuzun ben biraz daha azaldığını hissettim ve farklı bir cesaretle dolduğumuzu hissettim. Belki de bunun şöyle bir etkisi vardı. Çıkmadan önce ben mesela anneme sormuştum. İşte orada bize bir şey olursa, eğer ölürsek şehit olur muyuz diye, ne olacak bize diye. Annem de biz vatanımız için gidiyoruz oraya, vatanımızı korumak için gidiyoruz. Vatan sevgisi de imandandır. Allah'ın izniyle ölürsek şehit oluruz, kalırsak da gazi oluruz dedi. Benim yanıma bir yaralı düştü, bacağından vurulmuştu. Onun sesini duydum ve refleks olarak sanırım ayağa kalktım. Ayağa kalktığımda ben de işte sırtımda bir acı hissettim. Tabii o zamana kadar hala içten içe onların bizim askerimiz olacağını, bizi o şekilde vurmayacaklarını düşünüyordum. Ama plastik mermi sandığım mermi aslında işte bir G3 mermisiymiş. G3 mermisi de sol kolumdan girip işte kürek kemiğimin ucunu parçalamış. Akciğerlerimin ikisini de zedelemiş ve sırtımda 15 santim çapında bir delik açarak çıkmış. O yüzden de sırtımda hissetmişim acıyı. Yani aslında onların bizim askerimiz olamayacağını, ihanetlerinin boyutunu, hatta zalimliklerini o gece
bu sonuçlardan ve sonrasında hatta hastanelere giremeyişimizden, ambulansların çıkamayışı gibi bizim de hastanelere giremeyişimizden anlamış olduk. Mahkemede onlarla yüzleştiğimde ve hakim bana konuşma fırsatı verdiğinde hep sormak istediğim soruyu sordum üzerine. Siz daha 14 yaşında küçük bir kız çocuğuyla baş edemediniz. Bu koca ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşünüyordunuz? Ki bu ülkenin kahramanları da bitmez. Bu ülke için şehit olmak isteyen yürekler de bitmez Allah'ın izniyle. Bundan sonrasında da ben hep 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım. İşte katılabildiğim programlara katıldım. Elimden geldiğince o gece yaşadıklarımı anlatmaya ve insanlara aktarmaya çalıştım. Çünkü eğer o gece ölmediysem bunun bir sebebi olmalıydı. Çünkü ve yani unutulmamasına bu kadar önem veriyorum. Çünkü Ali İzzet Begoviç'in söylediği gibi eğer unutulursa tekrarlanır. Ve 15 Temmuz bizim tarihimiz için çok ciddi bir geceydi. Başı karanlık başlayıp sonu çok aydınlık biten bir geceydi. Ve asla unutulmaması gereken bir geceydi. Hepimiz için bir milat oldu. Benim için de aynı şekilde bir milat oldu. Ben bundan sonra da inşallah yaşamamın sebebini yerine getirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bu ülke için ve ümmet için, bizlerden yardım bekleyen ümmet için elimden geldiğince faydalı, hayırlı bir insan olmaya çalışacağım. Ve kendim 19 yaşında bir genç olarak aslında yaşıtlarıma da birkaç şey söylemek istiyorum. Hem yaşıtlarıma aslında hem de gençler adına büyüklere birkaç şey söylemek istiyorum. Bence 15 Temmuz'a kadar olan bu gençlerden bir şey olmaz sözlerini 15 Temmuz'u gençler gazilikleriyle, şehadetleriyle, o gece varlıklarıyla kanıtladılar. Karşıtlığını kanıtladılar. Hala bizim güçlü olduğumuzu ve bu vatan için çalıştığımızı. Ama bundan sonrasında da ben ne büyüklerin gençlerden ümidini kesmesini istiyorum ne de gençlerimizin gelecekten ümidini kesmesini istiyorum. Ben bu Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin sokak röportajlarına röportaj veren gençlerden çok daha fazlası olduğuna inanıyorum. Ve biz gelecekten ümidimizi kesmiyoruz ve bu millet için, bu topraklar için ve ümmet için çalışmaya da mücadelemizi vermeye de devam edeceğiz inşallah.